yapay zeka ile fotoğraf ve video üretme konusunda çok fazla içerik üretiliyor. Yapay zeka kodlama da biliyor, var olan kodları düzenliyor veya sıfırdan yeni kod üretiyor. Ama bunlarla ilgili pek içerik görmüyoruz. Ben de bu konuyla ilgili içerik üretmeyi bir deneyeyim dedim. ChatGPT'nin ücretsiz versiyonundan webde oynanabilecek oyunlar önermesini isteyelim. Önerdiklerinden bir tanesini seçelim. Diyelim ki bize bu önerdiğin oyunun HTML, CSS ve JavaScript kodlarını verir misin? Kodları aldıktan sonra bu kodlarla ne yapacağımızı soralım. Anlattıklarıyla ilerleyelim. Sonra da becerebilirsek mobil uygulamasını da yapalım. Hadi başlayalım. OpenAI ChatGPT'deyim. Özellikle ücretsiz versiyonunu, yani 3.5'i kullandım. Neden acaba? Çünkü beleş. Bir web oyunu yapmak istiyorum. Aklımda da bir oyun yok açıkçası. Bunu sorarak başlayabilirim. Her zaman olduğu gibi bu videoda kullandığım tüm linkleri ve promptları videonun açıklamasına ekleyeceğim. Web oyunları doğal olarak HTML, CSS ve JavaScript kodlarını içerir. Bunu biliyorum. Dolayısıyla yapay zekayı böyle yönlendireceğim. Webde oynanabilen HTML, CSS ve JavaScript bazlı bir oyun yapmak istiyorum. Bana popüler olan hangi oyunları önerebilirsin dedim ve gönderdim. Hemen yazmaya başladım. 1. Flappy Bird Clone. Basit bir oyun mekaniği olan Flappy Bird tarzında bir oyun yapabilirsiniz. 2. 2048. Sayıları birleştirerek 2048 sayısını elde etmeye çalıştığınız popüler bir bulmaca oyunudur. 3. Snack Game. Klasik yılan oyununu yeniden oluşturabilirsiniz. 4. Tic Tac Toe. X ve O ile oynanan klasik bir kikirik oyununu oluşturabilirsiniz. Kikirik oyunu ne ya? 5. Breakout Clone. Atari'nin klasik Breakout oyununu taklit edebilirsiniz. 6. Memory Game. Kartları eşleştirme temelli bir hafıza oyunu yapabilirsiniz. 7. Asteroids Clone. Atari'nin klasik Asteroids oyununu yeniden oluşturabilirsiniz. 8. Pong Clone. Klasik Pong oyununu oluşturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Harika öneriler. Çocukluğumdan beri çok severim. Tic Tac Toe kikirik oyununu yapmak istiyorum. Hemen yazıyorum promptumu. 4. önerin Tic Tac Toe'yu çok sevdim. Senden rica etsem bana bu oyunun eksiksiz HTML, CSS ve JavaScript kodlarını verebilir misin dedim, gönderdi. Efendim emir terakki ederim dedi ve hemen yazmaya başladı. Index HTML ile işe girişti. Ne güzel ya böyle seyretmesi. Sanki böyle bir çalışanım var kendime özel. Söylüyorum, yazıyor. Style CSS'i yazmaya başladı. CSS'in açılımı Cascading Style Sheet. Yani bilgisayarımızdaki Word'ün stillerini ayarladığımız yer gibi düşünebilirsiniz. Font boyutu, font, rengi, alt zemini gibi. Web'de görsel olarak gördüğünüz fotoğraf haricindeki her görüntüyü CSS ile şekillendiriyoruz. Script.cs dosyasına başladı. JavaScript kodlarını da buraya ekleyecek. Üstad ezberden yazıyor ya, hiç düşünmeden. Böyle takır tukur yazıyorsun ama umarım çalışır. Tamamlandı. Güzel, fakat ne yapacağız bunlarla? Soralım. Çok teşekkür ederim. Kibarlığımı ve nezaketimi her zaman korurum. Ben kodlama hiç bilmiyorum. Bu verdiğin kodları nereye gireceğim dedim. Baştan söyleyeyim de kodlama bilmediğimi, kod çalışmadığında ya bunu da sen düzeltseydin demesin, gönderiyorum. Beni sakinleştiriyor. Merak etmeyin dedi öncelikle. Teşekkür ederim canım, sana güveniyorum. Aşama aşama ne yapmam gerektiğini yazdı sağ olsun. Birincisi, metin düzenleyici seçin diyor. Bilgisayarınızda bir metin düzenleyici kullanmanız gerekecek. Eğer bilgisayarınızda bir metin düzenleyici yoksa, ki yok, Visual Studio Code, Sublime Text ve Atom gibi ücretsiz ve yaygın olarak kullanılan metin düzenleyicilerini indirebilirsiniz dedi. Bizi de çözdü yalnız. Ha, ücretsiz text editörler önermiş. Paralı bizi bozar. 2. Dosyaları oluşturun. Metin düzenleyicinizle birlikte yukarıda verdiğim HTML, CSS ve JavaScript kodlarını içeren 3 farklı dosya oluşturun. Birincisi index.html, HTML kodlarını içerir. 2. style.css, CSS kodlarını içerir. Üçüncüsü script.js, JavaScript kodlarını içerir. Dosyaları oluşturun ve içerikleri ilgili dosyalara yapıştırın. Süper ya, harika anlatıyor yani. 3 dosyaları kaydedin, tamam. 4 tarayıcı da açın. Güzel, şu ana kadar anlamadığım bir şey yok. Bunları yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım yani. Bu arada bazı yorumlar geliyor insanları yanlış yönlendirdiğim konusunda. Ben anlaşıldığımı düşünüyordum ama tam anlaşılamamışım sanırım. Ben hiç kod öğrenmeyin, bakın yapay zeka geliyor, her şeyi yapay zeka yapacak demiyorum. Demedim böyle bir şey. Sadece bir şeylerin kıvılcımını başlatmak istiyorum. Bu işlere giriş artık o kadar zor değil. Yapıyoruz işte, görüyorsunuz. Birileri öğrenip, merak edip, işin peşine düşüp ilerleyecek. Birileri de benim gibi tic tac toe yapıp mutlu olacak. Ama özetle, kod bilseniz de bilmeseniz de yapay zeka kullanan herkes öne geçecek. Kod bilerek yapay zekayı kullanan daha da öne geçecek. Yapay zekayı kullanmayan kod bilse de bilmese de geride kalacak. Bir şey daha var, madem açıldık. Videoda kullandığım başlıklarla ilgili insanlara umut vaat ediyormuşum gibi eleştiriler geldi. Artık 2024 yılına geldik. Bunları konuşmayız diye düşünüyordum. Yani YouTube 20 yıldır hayatımızda var. Ama demek ki konuşmalıymışız.
Son 10 yıldır yaptığınız herhangi bir video içeriği için çarpıcı bir başlık, çarpıcı bir thumbnail kullanmazsanız görüntülenmenizin, öne çıkmanızın, ana sayfaya düşmenizin mümkünatı yok. Buna da sebep olan bizleriz. Yani içerik üreticisi olarak söylemiyorum bunu. Bir YouTube izleyicisi olarak söylüyorum. YouTube'da patronumuz algoritma, yapay zeka. Biz gidip çarpıcı içeriklere, çarpıcı başlıklara tıkladığımız sürece o da sürekli bu tarz içerikleri bizlerin önüne düşürmeye devam edecek. Botoks yaptırmış gibi böyle kaşını gözünü açıp şaşırmış efekti yapmaktan YouTuber'ların yüzü felç oldu yani. Bak bir de kadın görseli çalışır. Benden size tüyo. Benim konularla alakalı olsa koyarım, hiç çekinmem yani. Libidosu yüksek erkekler hemen böyle tık 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 CTO'yu uçuruyor yani. Neyse, clickbait'e girmeden, yani anlatmadığım bir şeyi görsele, başlığa koymadan bu sınırlarda çarpıcı başlık koymaya, çabalamaya devam edeceğim. Nerede kalmıştık? Ne demişti? Bize text editor kullanın. İsmini de vermişti. Visual Studio Code. İyiymiş, adını kopyalıyorum. Tarayıcıma yapıştırıyorum. Hemen geldi. Nereden biliyor bu kadar şeyi ya? Gördüğüm ilk linke tıkladım. Download gördüğüm ilk linke de tıkladım. İndirmeye başladı. Muhtemelen sizde de kullandığınız işletim sistemine göre link çıkacak. Ona göre indirebilirsiniz. İndirme tamamlandı. Zip dosyasına çift tıklıyorum. Uygulama göründü. Uygulamanın da üzerine çift tıklıyorum. Bir uyarı geldi. İnternetten indirildi, güveniyor musun diyor bilgisayarım bana. Güveniyorum, open butonuna tıkladım. Visual Studio Code açıldı. Ne yapacağız burada şimdi? Dönüyorum tekrar ChatGPT'ye. Aşamalara hızlıca bakalım. Tamamdır. Dönüyorum Visual Code'a. Önce bir klasör açalım. Oluşturacağımız dosyalar onun içinde dursun. Open linkine tıklıyorum. Download klasörüne geliyorum. New Folder butonuna tıklayarak yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine Tic-Tac-Toe diyorum. Web'de çalışırken dosya isimlerinde Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın, hata verir. Biz de boş adam değiliz yani GPT efendi. Biz de bir şeyler biliyoruz yani. Oluşturdum ve Open butonuna bastım. Oluşturduğum Tic-Tac-Toe klasörü içerisindeyim. Yani klasörü Visual Studio Code içerisinden görüntülüyorum gibi düşünebilirsiniz. Şuraya gelip sağ klik New File diyorum. Ne demişti ChatGPT? Bakıyorum hemen, index.html dosyasını oluştur. Kopyalıyorum adını, yazmakla vakit kaybetmeyeyim. Tamamdır. Sonra ne demişti? Bakıyorum, style.css dosyasını oluştur. Kopyaladım adını, geliyorum. Visual Studio Code'a sağ klik, New File linkine tıklıyorum. Bu dosyaya da style.css dedim. Dönüyorum ChatGPT'ye. Neymiş son dosyam? Script.js. Yani JavaScript, onun adını kopyalıyorum. Tekrar Visual Studio Code'a geldim. Sağ klik, New File adını yapıştırdım. 3 dosyam da hazır. Dönüyorum şimdi ChatGPT'ye. Benim için hazırladığı kodları ilgili bölümlere, ilgili dosyalara kopyalayıp yapıştıracağım. Önce HTML kodlarına geliyorum. Sağ üst köşeden kopyalıyorum. Geliyorum Visual Studio Code'a, index.html dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Dönüyorum ChatGPT'ye, CSS dosyalarını kopyalıyorum. Geliyorum style.css dosyasına yapıştırıyorum. Tekrar ChatGPT'deyim. Bu sefer de JavaScript kodlarını kopyalıyorum. Dönüyorum Visual Studio Code'a, JavaScript dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Dosyaların köşelerinde beyaz nokta var gördüğünüz gibi. Bu henüz kaydedilmediğini gösteriyor. Bize söylemişti hatırlarsanız ChatGPT, dosyaları kaydedin demişti. Sağ olsun. Klavyeden Command-S tuşlarına basarak hepsini tek tek kaydediyor. Index.html dosyasındayken Run menüsünden Start Debugging linkine tıklıyorum. Web App başlığında nerede açayım dedi. Chrome'u seçiyorum, hemen açılıyor. İşte bu kadar. 5 dakikada bitirdiği kişi, oyunum hazır. Hemen oynamaya başlıyorum. Tık tık tık. Oyun O'da. Tık 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 tık. Vay be, it's a draw. Berabere kaldık. Şimdi güzel gidiyoruz. Öncelikle yerelleştireyim. Bu reset, sonuç mesajları falan Türkçe olsun. Bakalım bunu istesek yapabilecek mi? Dönüyorum ChatGPT'ye. Öncelikle teşekkür ediyorum. Butonları ve mesajları Türkçeleştirmek istiyorum. Reset, yeniden başlat olsun mesela dedim. Bakalım ne yapacak? En önemli püf noktası, detay verebildiğiniz kadar detay verin. Bu onun kesin daha doğru sonuçlar vermesini sağlayacak. Mesela az önce sadece direkt Türkçeleştir demedim. Ekstrada bir tane örnek verdim. Bir videomda söylemiştim. Sözel yeteneklerin tekrar yükseldiği bir döneme giriyoruz. Aklınızdakini çok iyi ifade edebilir, çok iyi betimlerseniz çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Özetle karşınızda 100 kelimeyle konuşan bir varlık yok. Dönüş yaptı. Tabii ki butonları ve mesajları Türkçeleştirmek oldukça kolay. Aşağıda reset butonu ve mesajlar Türkçe olarak güncellenmiş bir kod örneği bulunmaktadır dedi ve kodu verdi. Bakalım araya girebileceğim HTML kodu vermiş. Bunu sevmedim. Yanlış yere falan yapıştırırım kodu yani, kendimi biliyorum. Yeni bir prompt giriyorum bu sebeple. Ben kodlama bilmediğim için aralara girmek istemiyorum. Hata yapabilirim. Sıfırdan yazabilir misin? Dedim ve gönderdim. Heh ya, şöyle işte baştan yazmaya başladı.
Beni ne uğraştırıyorsun? Nereye gideceğim de ne yapacağım, nereye yapıştıracağım? Gidiyorum, HTML kodunu kopyalıyorum, Visual Studio koda dönüyorum, index.html dosyasında Command A ile var olan tüm kodları seçip yenisini yapıştırıyorum. Bak ne kadar kolay oldu. Yapıştır geç. Dönüyorum ChatGPT'ye, yeni Java kodunu kopyalıyorum, dönüyorum JavaScript dosyasına, her şeyi seçip yenisini yapıştırıyorum. Unutmadan yeni işlemleri de dosyalara kaydediyorum. Dönüyorum açık olan Chrome sayfama, refresh yapıyorum. Güzel Türkçe oldu. Sıranın kimde olduğu Türkçe yazıyor. Reset butonu yeniden başlat oldu. Oynamaya başlıyorum. Kutucuklara tıklıyorum. Berabere bitti. Hemen Türkçe olarak yazdı. Güzel gidiyoruz. Biraz müşteri gibi davranalım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Yöneticimiz de çok beğendi. Sadece tek bir küçük yorumu var. Yani biraz renksiz mi acaba? Biraz renklendirebilir miyiz derler. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Ne demek? Tabii hemen ChatGPT sunucuları size feda olsun. Dönüyorum ChatGPT'ye, giriyorum hemen promptumu, süper çalıştı diye motive de ediyorum yani. Çalışanları motive etmek önemli yani. Adam motive olması lazım. Takdir görmek güzel bir şey. Tüm tasarımı mor tonlarında Web 3.0 tarzında yenileyebilir misin dedim ve gönderdim. Tabii ki dedi. Canım benim, hiç öyle trip falan yok. Hemen yazmaya başladı. HTML ile başladı. Bakın bu sefer araya kod yazmadı. Hepsini sıfırdan yazıyor. İki basamak önce girdiğim promptu unutmadım. CSS'e başladı, fontu değiştirdiğini gördüm. Yazmasını beklemeyeyim, hemen HTML bitmişti, onu kopyalayıp yapıştırayım. Kopyaladım yeni HTML kodlarını, dönüyorum Visual Studio koda, index.html dosyasındaki her şeyi seçip yeni kodları yapıştırıyorum. Dönüyorum ChatGPT'ye, CSS'i bayağı yazdı. Tabii yeni görünüm isteyince CSS uzadı. Kopyalıyorum CSS kodlarını, dönüyorum Style CSS dosyasına ve var olanların tümünü seçip yeni kodları yapıştırıyorum üzerine. Yeni kod eklediğim Style CSS ve index.html dosyalarını kaydediyorum. Dönüyorum web sayfama, heyecanlı bir an, refresh yapıyorum. Boom! Mor renklerinde tic-tac-toe oyunum geldi. Çok güzel oldu bence yani. Kendim yapmış kadar seviniyorum ya. Üzerine gelince böyle hafif daha koyu ton falan. İyi yani, düşünülmüş her şey. Hızlı bir oyun atayım bakayım. Bağımlılık yaptı yemin ediyorum ya. Berabere bitti. Bakıyorum şöyle, son olarak beyaz background yerine görsel eklesem daha güzel olur sanki. Dönüyorum hemen ChatGPT'ye, giriyorum promptum. Beyaz background istemiyorum, bir görsel eklemek istiyorum. Nasıl yapabilirim dedim. Buna esnaf sorusu gibi oldu yani. Nasıl yaparız? Oluru var mı bu işin? Ne diyorsun? Cevap geldi. Ben yukarıda kaldım. İniyorum aşağı doğru. Görsel bir arka plan eklemek oldukça kolay demiş. Bu da her şeye böyle kolay diyor. He. Bunlar basit işler aranım falan. Tarzı bu yani. Kod bilmiyorum dedim ya, ondan şey yapmaya çalışıyor olabilir. İlk olarak kullanmak istediğiniz görseli projenizin klasörüne ekleyin demiş. Nasıl ekleyeceğimizi de anlatmış. Yine index.html'i baştan yazdı. CSS kodlarını da tamamladı. Bakıyorum. Arka plan tire görseli.jpeg isminde bir görsel adı oluşturmuş. Fark ettiniz mi bilmiyorum. CSS kodunda görselin adını oluştururken boşluk kullanmadı. Bu çok büyük bir şey değil. Ama şöyle bir şey benim dikkatimi çekti. Arka plan görseli derken tamamen metni Türkçe yazdı ama ö'yü Türkçe kullanmadı, o kullandı. Bunu da çok sevdim yani. Bu arada ben yapmadım ama siz de tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Kodları ekledikten sonra hangi satırdaki veya kodun ismini yazarak bununla neyi hedefledin, neyi yaptın gibi sorulara da cevap verir. Sizin kodlamayı öğrenme aşamalarınızı çok kolaylaştırır. Kopyalıyorum CSS kodlarını, Visual Studio Code'daki Style CSS dosyasına yapıştırıyorum. Dönüyorum ChatGPT'ye, HTML kodlarını kopyalıyorum. Visual Studio Code'daki index.html dosyasına yapıştırıyorum. Dikkat ederseniz Style CSS dosyasının isminin yanında bir rakamı belirtti. Burada bir sıkıntı var demek. Zaten görsel kodu geldi ama görsel yok. Bu arada buraya kadar gelmişken şunu da göstereyim. Visual Studio Code özelliklerinden biri bir renk kutucuğuna tıklayıp açılan renk panelinden o rengi istediğiniz renk ile değiştirebilirsiniz. Şöyle bir arka plan görselim var. Yapay zekaya tic-tac-toe game promptunu girdim. Bunu verdi Bing Image Creator. Bu görseli alıp sürüklüyorum. Visual Studio Code içerisine bırakıyorum. Burada bir şeyi daha düzeltmemiz lazım. Koddaki görselin ismi ile görselin kendi ismi birbirinden farklı. Bu halleriyle birbirlerini göremeyecekler. Birinden birini değiştirmemiz lazım. Görselin adını değiştireceğim. Koddaki adı kopyalıyorum. Görselin üzerine gelip sağ klik yapıyorum. Açılan menüden Rename'i seçiyorum. Yeni adını yapıştırıyorum. Dönüyorum Chrome'a ve refresh yapıyorum. Tak tik tak to geldi arka plan. Çok güzel oldu ya. Kıl müşteriyim ya. Zemin ile uyumlu olmadı mor. Hemen dönüyorum yazılımcıma. Tasarımı kahverengi tonlarına dönüştürebilir misin diyorum. Hemen başladı HTML'den oluşturmaya.
birkaç prompt önce girdiğim Web 3.0 notumu da unutmamış. HTML'i tamamladı, CSS'i de veriyor, baştan hepsini yeniden yazıyor. İstersem yine prompt girerek fontunu da değiştirebilirim. Şimdilik değiştirmeyeceğim. Tamamlandı. Önce HTML kodlarını kopyalıyorum. Visual Studio koda dönüp index HTML dosyasında var olan tüm kodları seçip yeni kodları yapıştırıyorum. Tekrar dönüyorum ChatGPT'ye. Bu sefer CSS kodlarını kopyalıyorum. Geliyorum Visual Studio koda. Yeni kodları eskilerin tümünü seçerek yapıştırıyorum. Kaydettim. Şimdi Chrome'a tekrar geri dönüyorum. Refresh tuşuna basıyorum. Ve kahverengi yeni renk tonlarım geliyor. Mordan daha güzel oldu bence. Hemen oynamaya başlayabilirim. Bu kadar. Dönüyorum Finder'a. Bütün dosyalarım, bütün kodlar, arka plan görselim hepsi TikTok klasörünün içerisinde duruyor. Şimdi bu dosyaları alıp herhangi bir web sunucusuna koyduğum anda çalışmaya başlar. Yani lokalde bilgisayarımda çalışan webde de çalışır. Çalışması lazım yani. Bakalım çalışacak. Hosting ile birlikte ücretsiz subdomain kullanabileceğimiz birçok platform var. Ben tiny.host üzerinden gideceğim. Gördüğünüz gibi ana sayfası zaten hemen hazır. HTML olarak da yükleyebilirim. Ben kolaylık olması bir kere de yükleyebilmek için zip'i tercih ediyorum. Çalışmalarımın olduğu TikTok klasörünün üzerindeyken sağ klik compress diyorum ve zip olarak sıkıştırıyorum. Dönüyorum TNA web sayfasına, oluşturduğum zip dosyasını seçip yüklüyorum. Subdomain olarak TikTok Erhan giriyorum. Aşağıdaki kutucuğa mail adresimi de giriyorum. Continue tuşuna basıyorum. İşte bu kadar. Mail adresimden onay verdiğimde web oyunum tüm dünyaya açılacak. Login oldum, açıldı. My Link başlığı altında oyunumu görebilirim. Tıklıyorum linke ve açıldı. Artık oyunum online. Linkini videonun açıklamasına bırakıyorum. Oynadıkça beni hatırlarsınız. Yine çok uzattım biliyorum, farkındayım ama son bir altın vuruş app olarak da paketleyelim mi? Sanki yapmazsak yarım kalır gibi geliyor bana. Web üzerinde çalışan herhangi bir web sitesini paketleyip Android ve iOS uygulaması haline getiren, çok basitçe çalışan bir web sitesi göstermek istiyorum. Sitenin adı webintoapp.com. Ana sayfada gördüğünüz gibi WordPress, Wix, web sitesi hepsini paketleyip app yapabiliyor. Şüphesiz tabii ki ücretsiz. Android uygulama yapmak ücretsiz yani. iOS için bir kerelik $89 rica ediyor. Biz tabii ki ücretsiz olan Android uygulamasını tercih edeceğiz. Bu arada ben ücretli uygulama anlatmamaya çalışıyorum. Çünkü hep ücretsiz uygulama talepleri geliyor. Talep dedim, kibarcasını söyledim, siz anladınız. Bir kere ücretli bir uygulama videosu yayınladım. O videoya gelen dislike'ın, negatif yorumun haddi hesabı yok. Arkadaşlarım bana ücretsiz uygulama istediklerini hissettirdiler yani. Özetle demek istediğim, arada ücretli uygulama da anlat, parası neyse veririz diyenlerdenseniz ona da bakarım. Siteye ücretsiz login oldum. Bak aklıma geldi, yayınla deyip sonra beni yorumlarda hırpalatmayın. Online App Maker sayfası açıldı. İlk kutucuğa sitemin barındığı URL'ye giriyorum. Simulator butonundan web sitemin farklı cihazlarda nasıl görünebileceğini test edebilirim. Açılan menüden mobile'i seçiyorum mesela. Hemen telefondaki görünüşü açıldı. Desktop uygulamasında böyle görünecek. Google Android TV uygulamasında böyle görünecek. Hepsinde çok güzel görünüyor. Hepsinde merkezde kalmış. Hiç sağa sola kayma, dağılma yok. ChatGPT'ye bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Give your app a name kutucuğuna uygulamanın adını giriyorum. TikTok. Company brand name kutucuğuna adımı giriyorum. Yayıncı ben olduğum için. Package name otomatik olarak oluştu. Major minor versiyonları değiştirmiyorum. Çünkü bu bizim ilk versiyonumuz, 1.0 versiyonu. Yeni bir versiyon yapacaksak 1.2, 1.3 diye gidebiliriz veya ikinci versiyon böyle büyük bir adım atacaksak onu yapabiliriz. Belki ileride geliştiririz, belli mi olur. Şurada icon bölümü var. Set icon linkine tıklıyorum ve bilgisayarımdan yine yapay zeka ile hazırladığım TikTok oyunun ikonuna giriyorum. App toolbar bölümünden uygulamanın toolbar renklerini ayarlayabilirim. Buradan istediğim rengi verebilirim. İkonumun renk kodunu kopyalamıştım, onu giriyorum. App Sistray'den en üstteki bölümün rengini ayarlayabilirim. Aynı renk giriyorum. Dark Text Checkbox'ından yazının rengini koyu yapabilirim ama bence beyaz daha güzel oldu. Splash Screen bölümünden app yüklenene kadar görünecek görselliği hazırlayabilirim. Background için kullandığım görselim vardı. Bilgisayarımdan onu ekleyeyim. Küçük kaldı. Size'dan onu büyütüyorum. OK butonuna tıklıyorum. Diğer ayarlara dokunmuyorum. Örneğin uygulamanıza reklam almak isterseniz AdMob'u kullanabilirsiniz. Next diyorum. Özeti geliyor girdiğim bilgilerin. Her şey tamam görünüyor. Mac App butonuna tıklıyorum ve uygulamam paketlenmeye başladı. Dediğim gibi iPhone'lar için buradan yapabilirsiniz ama bir kereliğine 99 istiyor bilginize. Tamamlandı. Uygulamanızın Web into App sayfasındaki profilinizde görünmesini isterseniz Enable App Homepage'i işaretleyin. Kategori ve açıklama detaylarını girebilirsiniz.
Ben Game seçtim. Açıklamaya da oyunun adını yazdım. OK butonuna tıkladım. App listimde görebiliyorum. Download ikonuna tıklayıp uygulamayı bilgisayarıma indirmek istiyorum. Tıkladım. Açılan pop-up'tan Download Free en sevdiğim butona tıklıyorum. İndirme tamamlandı. Finder'dan Download klasörüne geliyorum. Üzerine çift tıklayarak zip'ten çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ihtiyaç duyacağımız tüm dosyalar klasör içerisinde var. Android klasörünün içerisine giriyorum. APK olarak oyunum burada. Bakalım nasıl olmuş. Android Emulator'ımda oyunumu çalıştırayım bakayım. Android Studio'yu açıyorum. Android Studio'yu anlattığım videonun linkini de buraya bırakıyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. Android Studio'dayım. Şuradaki 3 noktaya tıklıyorum. Açılan menüden Virtual Device Manager'a tıklıyorum. Pixel 8 Pro üzerindeyken Play ikonuna tıklıyorum. Pixel 8 Pro Virtual telefonum açılıyor. APK dosyamı sürükleyip Emulator telefonumun üzerine bırakıyorum. Yüklendi. Telefonumdaki uygulamaları açıyorum. Sol alt köşede Tic-Tac-Toe'yu görebilirsiniz. Üzerine dokunuyorum ve tam olarak istediğim gibi açıldı. Hemen oynamaya başlıyorum. Dayanamıyorum ya bu oyunu görünce. Bence çok güzel oldu. Yapay zekayı kullanarak sıfırdan oyun yaptık. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Artık bundan sonra siz alır yürürsünüz. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Discord kanalımız var, oraya da yazabilirsiniz. Ben de cevaplıyorum ama oradaki bazı arkadaşlarım da cevaplıyorlar. Orası böyle büyük bir grup olma yolunda ilerliyor. Sosyal medya hesaplarımı da bırakıyorum. Buralardan beni takip edebilir, sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.